Ağabeyi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Evet. Arkadaşlar dünkü dersimizde Fukaha-ül Emsar'dan bahsetmiştik. Yani sahabe efendilerimizin talebesi olan tabi'ün neslinde tabiun arasında fıkıh bilgisiyle öne çıkmış ve daha sonraki müçtehit imamlarımıza hocalık yapan veya müçtehit imamlarımızın silsilesinde bulunan onların dolayısıyla üstadı olan e, tabiun neslinden bahsetmiştik. Ve genel olarak bu e, şehirlerdeki fukaha ül yetiştirmiş olduğu sahabe-i kiram, sahabe-i kiramın talebesi tabiun, Tabi'in'den sonra Tebe-i tabiun ve en sonunda mezhep müştehitlerine dair şeyden bahsetmiştik. Yani dünkü dersimizde bizim bahsettiğimiz olay neydi arkadaşlar? Müçtehit imamlarımızın ilmi faaliyetlerinin nereden kaynaklandığı ve referans olarak nereden beslendikleriydi. Mezheplerin genel olarak beslendikleri ilk yer, ilk nüve neresi demiştik? Medine. Medine'de sahabe efendilerimizin çokluğundan dolayı dar ne denilir ve dar Sünne olan Medine'den ilmi faaliyetler Hazreti Ömer döneminde fetihler çoğalınca ne olur? Yayılır demiştik. Ve sonrasında Küfe'de, Basra'da veya Mısır'da ve Mekke'de ilmi faaliyetler ve silsilelerden bahsettik. Ve bu silsilelerin sonucunda da bu tabiun neslinde bizim fukalemsar demiş olduğumuz bu neslin sonunda da ne oluyordu arkadaşlar? bu tabiün neslinin her bir silsilesinden karşımıza birer müçtehit çıkardı. İşte Medine'de kimdi? Ee, tabiün nesli Said bin Müseyyeb'in işte Harice bin Zedlerin talebesi olarak İmam Malik, Abdurrahman el Macişun veya İbne İbn karşımıza çıkıyordu. Küfe'de e, Alkame veya Kadu Şuray e, ee, bunların talebeleri olarak karşımıza kim çıkıyordu? Ebu Hanif Hazretleri veya tabi arada Silsile ile beraber e, Sevri ve İbn Ebi Leyla gibi müçtehit imamlar çıkıyordu. İşte Basra'da Hasan-ı Basri'lerden sonra Osman Elbetti karşımıza çıkardı. Şam'da da e, Ebu Musa ile eşariden sonra Mekuleş Kami'den sonra kim demiştik? El-Evza'yı <laughs> Hak mezhep olarak müçtehit imam olarak karşımıza çıkıyor dediydik. Mısır'da da Leys bin Saat hazretleri vardı. Şimdi arkadaşlar bugünkü bulunduğumuz derste bir dahaki dersimiz bizim artık İmam Ebu Hanife hazretlerinin faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Bir dahaki dersimizin bizim konumuz şu. İmam Ebu Hanife hazretleri bulunduğu dönemde ne yaptı da ilk mezhebi kuran adam oldu? Veya İmam Ebu Hanife hazretlerinin diğer medreselerden, diğer faaliyetlerden farkı neydi ki sistemi? her daim fıkhın amiral gemisi oldu. Diğer mezhepleri sürükledi ve hatta şafi hakkında insanlar fıkıh hususunda Ebu Hanife'nin neydir demiştir? Aile efradı çoluk çocuğu demiştir. Ebu Hanife Hazretleri ne yaptı? İmam Ebu Hanife Hazretleri kendi bulunduğu dönemde ne yaptı? Bir dahaki ders bundan bahsedeceğiz. Ve kurmuş olduğu mezhebin sistematik ve bütüncül olmasını sağlamak için aldığı tedbirler yaptığı ilmi faaliyetler neler? Bir dahaki dersimiz bundan. Ve aynı dönemde bir dahaki dersimizden sonraki dersimizde İmam Ebu Hanife Hazretleri ile akran olan İmam Malik'in Medine'deki ilmi faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Ancak bugün arkadaşlar bizi ilgilendiren ve bugün modernistlerin çok suistimal etmiş olduğu Ehli sünnet ehli rey ayrımı, ehli hadis ehli rey ayrımı ile alakalı bir diğer önemli hususta müçtehit imamlarımızın gelmiş olduğu dönemdeki siyasi faktörler, o dönemdeki elimizdeki done, bilgi veya mevcut ilmi kalıntılar neler bunları bilmemiz lazım. Çünkü şöyle düşünün, o dönemde Ebu Hanife gelmeden önce ilmi anlayış veya ilim ne şekilde biz bunu bilmezsek Ebu Hanife nasıl bir sıkıntı çözdüğünü anlayamayız. Yani Ebu Hanife ne yaptı? İmam Malik ne yaptı? Bunu anlayabilmemiz için onun yokluğuna bir gideceğiz ki sonra o geldikten sonra nerelere çözüm olmuş bunu anlayabilelim. Anlatabildim mi? Şimdi bu silsileyi biz ne yaptık? Fukal Emsar bu şekilde mezhepler ne yapmıştır arkadaşlar? Mezheplerin silsilesi bu şekilde oluşmuştur. Ne dedik? Buradaki bilgiler aynı şekilde mezhebin sonundaki buradaki müçtehit imamlarımıza Burada İmam Malik var onu yazmamış. Ee, buradaki aynı şekilde son müçte imamlarımıza karşımıza çıkıyor. Burayı arkadaş yetiştirememiş. Ee, Hasan-ı Basri burada kim vardı? Katade. Ondan sonrasında bizi ilgilendiren Osman el Betti. Burada Nekul Eşşami. Bir de Evzai. Kısaca bu Mısır'da da leşmin saat vardı. Şimdi arkadaşlar burada fukal emsar demiş olduğumuz sahabe efendilerimizin talebesi olan veya işte sahabe efendimizin talebesi olan tabiün neslini fukal emsarı dün anlattık. Onların talebesinin talebesini de yine anlatmış olduk. Kısaca en azından orayı derledik. Peki bir sonraki dersimiz dediğimiz gibi müçte itimamlarımız. İlk mezhep karşımıza kim? Ebu Hanife Hazretleri. Ebu Hanife Hazretleri ne yaptı? Ebu Hanif Hazretleri Küfe'de neler yaptı? Daha öncedenki Hamad bin Süleyman da hocaydı. Aynı medresede, aynı ders halakasının başındaydı ama biri mezhep müçtehidi oldu, öbürü mezhep ravisi oldu. Çok farklı bir olay. Biri sadece mezhebi rivayet etti. Yani yukarının görüşünü rivayet etti ama bu mezhep kurdu. Aynısı İmam Malik için de burada geçerli. Şimdi bunu iyi anlayabilmemiz için arkadaşlar dediğimiz gibi şu ayrımı iyi bilmemiz lazım. İmam Ebu Hanife Hazretleri gelmeden önce ilmi kültür, ilmi gelenek nasıldı? Bundan bahsetmemiz lazım. Ve Ebu Hanife Hazretleri'nin bu silsilesiyle alakalı bu ilmi kültürü, bu siyasi veya o dönemdeki politik bir takım tartışmalar etkilemiş midir, etkilememiş midir bundan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, Hazreti Ali biliyorsunuz Hazreti Ömer, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemlerinde evet siyasi bir takım karmaşalar vardı ama kargaşalar o kargaşalar hangi dönemde tavan yaptı? Hazreti Ali döneminde. Hazreti Ali döneminde arkadaşlar İslam ümmeti daha önceden hiç tartışmadığı, hiç konuşmadığı, akıllarına gelmediği mevzular Hazreti Ali dönemlerinde direkt karşılarına çıktı. O da neydi? Peygamber Efendimiz döneminde arkadaşlar Müslümanlar veya insanlar ne sınıftı? Üç sınıftı. Bir, mümin. iki kafir. Üç, münafık. Şimdi Efendimiz döneminde ve üç Raşid Halife döneminde arkadaşlar burada bir tartışma yok. Ya kim mümin? E, namaz kılan adam mümin de. Kim münafık? Onun listesini Allah biliyor. Ama en azından kim kafir? Bu da belliydi. Ve bu tartışma alan, gündemi kaplayan bir şey de o dönemde değildi. Gündemi kaplamıyordu. Ancak arkadaşlar Hz. Ali'nin hilafetinin son dönemlerinde hakem olayı ile beraber ne başlıyor? Artık bu hiç tartışılmayan konular Müslümanların en önemli gündemi oluyor. Niye? Hakem olayı olur. Hz. Ali ile Hz. E, Muaviye radıyallahu anh, sıffin savaşına girerler ve savaşın sonunda Hz. Muaviye taraftarları ne derler? Hakem tayin edelim derler. Hakem tayin edelim deyince arkadaşlar ne olur? <laughs> bu sefer hariciler çıkar. Haricilere onlara e, panzehir olarak da bu tarafta kim çıkar? Rafiziler çıkar. Onun için arkadaşlar Hz. Ali döneminin yani hilafetin son döneminde sürpriz olarak karşımıza İslam ümmetinin başına kim çıkar? Bir, rafiziler. İki, hariciler. Şimdi arkadaşlar, hariciler ne dedi? İnül hükmü illa illallah. dediler. Ve Allah hüküm koydu. Allah'tan başka kimse hüküm koyamaz dediler. Ve bununla birlikte sırf bu ayetle şu anki Daesh gibi ne yaptılar? bütün İslam ümmetini dinden çıkardılar. Bütün Müslümanları. E peki ben diyelim hariciler dönem olarak ne zamana geliyor? Hazreti Ali döneminin sonrasında diyelim şuraya geldi. Alkama o savaşlara girmiştir. E buraya Hammad bin Süleyman geldi. Hammad bin Süleyman Alkame'den Efendimizin sünnetini öğrenecek. Ama hariciler diyorlar ki Alkame zaten kafir. Neuzübillah. Niye? Hazreti Ali'nin tarafındaydı ve ne yaptı? Allah'ın hükmünün dışında hükmetti. Şimdi arkadaşlar bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Haricilerin rivayet edilen bütün rivayetleri silmesine sebep oldu. Çünkü rivayetler onlara göre hepsi nereden geliyordu? İslam akidesinin dışında olan zatlardan geliyordu. Hepsinin itikadı nedir? Çöptür haricilere. O zaman Sonraki nesillerin artık peygamberin sünnetine vakıf olması ne oldu arkadaşlar? Bir soru işareti oldu. Haricilerin zaten İslam ümmetine en büyük belası şu an Daesh olduğu gibi soru işareti koymasıdır. Bir cacığa da yaramadılar aslında. Hiçbir işe yaramadılar. Ama ne oldu? Sonraki nesiller için arkadaşlar hadisin tamamının yalan olduğunu ve uydurma olduğu ithamına giriştiler. Sadece ayetten delil istediler. İbn Abbas radıyallahu anh'ı Hazreti Ali bunlarla tartışmak için yollar. Derler ki şu anki Kur'an-ı gibi sadece bize Kur'an'dan ayet getir derler. Ve bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar hariciler tarihte ilk sünnet inkar eden güruhtur. Sünnetin delil olmadığını tarihte ilk söyleyen güruh haricilerdir. Ve hariciler sünneti inkar ettiklerinden dolayı günlük iki vakit namaz kılarlar. Ve kıldıkları bu iki vakit namaz da birer secdeli namazdır. Haricilerin sonu burasıdır. Çünkü sünnetin siz hüccet olduğunu ve delil olduğunu inkar ederseniz Kur'an-ı Kerim'de sabah, akşam ve salatül vusta geçiyordur. En fazla üç bilemedin iki namaz kılarsınız. Ve kıldıkları namazlar da arkadaşlar birer rekatlı birer secdeli namazdır sadece. Haricilerin namazı budur. Aslında bugün sünnet inkarcılarının yapması gereken de budur. Şimdi haricilerin böyle bir neyi oldu arkadaşlar? İslam ümmetine zararı olmuş oldu. Tarih Hazreti Ali ne zaman vefat ediyor? 60 küsürde vefat ediyor. 50'ler gibi düşünün. Arkadaşlar sonrasında Rafiziler bu sefer ne dedi? Rafiziler dediler ki bizim imamımız masum. Rafizilerin bu imamın masum ifadeleriyle İmameti de eklediler. İmamlarının masum olduğunu ispatlayacak. Bu sefer ne yaptı Rafiziler? Hadis uydurdular. Rafiziler devamlı hadis uyduruyorlar. Neye dair? Hazreti Ali'nin asıl halife olduğuna dair. Hazreti Ali'nin bedenini Allah'ın hullettiğine dair. Güruh güruh Rafizeler var. Ama tek işleri var ne? Hadis uydurmak. Şimdi arkadaşlar bu iki güruhun İslam ümmetine sebep olan diğer yönleri de nedir biliyor musunuz? Bu iki güruh yüzünden ilk tartışılan konular nedir? Kelam konularıdır. Çünkü hariciler ne yaptılar? Büyük günah işleyen kişileri dinden çıkardılar. Mürteki bir kebair ne olacak bu tartışmaya sebep oldu? Bu tartışmada neyi tetikledi? Filozoflarla bağlantılı olan mutezilelerin filizlenmesine sebep oldu. Öbür tarafta arkadaşlar Rafiziler de ne yaptılar? İmamet vasfıyla, imamlık vasfını ve masumluk vasfını ne yaptılar arkadaşlar? Aynı şekilde kelam alanına, kelamın içerisine ne yaptılar? Sokmuş oldular. Bir de bunun üzerine arkadaşlar o dönemde kul fiilinin mi, halikı midir, değil midir tartışmaları mutezile beraber de katılınca bu dönemde yani Hicri 70'te 80'li yıllardan ta hicri 150'lere kadar ilmi alanda asıl tartışmada merkez neresidir? Kelamdır. Bunu niçin söylüyoruz? Arkadaşlar bu dönemde yani Peygamber Efendimiz döneminde bunlar mevzu bahis değil. Bunlar tartışılmıyor. Bunların hiçbiri kimsenin aklına gelmiyor. Ama Rafiziler, ondan sonra Hariciler, Haricilerden sonra Emeviler, sonrasında Mu'tezile de birleşince bu sefer Asıl tartışılması gereken fıkıh meseleleri kapatılıyor. Merkezde tartışma alanı nerede arkadaşlar? Asıl gündemi belirleyen, yoğun tartışmalar nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar, Rafizilerin ve Haricilerin bu bela ve musibetini bilmezseniz Ebu Hanife'nin kadrını, kıymetini bilemezsiniz. Çünkü Ebu Hanife Hicri 150'de vefat ettiği dönemde İslam ümmetinin gündeminden bunların çoğunu çıkarmıştır. En azından ehli sünnete oradan bir gedik kaçmıştır ve o açmış olduğu gedikle artık kelamı bir kenara ve o kelamdaki bu tartışmaların çoğunu da çözer ve fıkıhı bir tarafa ayırır. Bu ayırmasıyla da Ebu Hanife'nin kendinden sonraki tartışma alanların fıkha kaymasına sebep olur. Cahizler, mahizler yine aynı dönemdedir. Ancak arkadaşlar merkez tartışma bu sefer neye döner? Fıkha döner. Bunu yapan adam da Ebu Hanife'dir. Çünkü burayı belli olanda Akli izahlarıyla beraber susturan yine Ebu Hanife Hazretleri'dir. Şimdi, bu dönemde arkadaşlar, yani bu dönemde problem bitti mi? Bitmedi. Diğer problemde nedir arkadaşlar bu dönemde? Yani Ebu Hanife Hazretleri'nden önceki diğer problemde arkadaşlar Emeviler'dir. Emeviler biliyorsunuz, Hazreti Muaviye'nin neslinden gelen, sonraki şeyler. Emevilerin arkadaşlar tarihten silinmelerinin en büyük sebebi esasen şudur. Emeviler İslam'ın beşi olan, merkezi olan Mekke'deki ve Medine'dekilerle asla geçinememişlerdir. Aynı şekilde Mekke ve Medine'dekilerle geçinemedikleri gibi Peygamber Efendimizin nesli olan Hazreti Hasan Hüseyin'i şehit etmeleri ve onunla da yetinmeyip daha sonra daha sonraki yıllarda da peygamber torunları ve peygamber nesilleriyle devamlı uğraşmaları Emevilere her daim ne yapmıştır? Zayıflatmıştır. Emeviler bu zayıflatmaya karşı kendileri arkadaşlar güçlendirecek, ellerine koz verecek bir takım arayış içine girer. Bundan dolayı mesela ayet-i kerimedeki atıyullah ve Atayur Resul ve Ulul Emri Minküm Sizden ulul emir olan kişilere de itaat edin söyleme o döneme kadar sadece dini lider için kullanılırken yani Allah'a, Resulüne ve dini lideriniz. Çünkü Hz. Ebu Bekir Efendimizin devlet başkanının halifesi değildi arkadaşlar. Hz. Ömer Efendimizin devlet başkanı olması halifesi değildi. Yani devlet başkanının misyonunun halifesi değil. Ne misyonunun halifesi? Dini liderin halifesidir. Hz. Ebu Bekir'i lider yapan budur. Hazreti Ömer'i lider yapan dini liderin halifesidir. Onun için Efendimiz hadislerine buyuruyor. El hilafetü min ba'di selasine sinin ve ba'duhum ye'ti selatun azud. Hilafet benden sonra 30 yıl der Allah Resulü. Hazreti Ali'nin dönemiyle 30 yıl biter. Ve ba'duhum o 30 yıldan sonra gelir ne? Selatun azud. Cabbar sultanlar gelir. Gelenler halife değildir arkadaşlar. Bunu unutmayacak. Şimdi Emeviler Hz. Ali taraftarlarıyla yaşadıkları problemlerden dolayı arkadaşlar bunu kuvvetlendirecek ayetler, hadisler bir takım ifadeleri tevil etmeye başlarlar. En baştaki şeyleri de bu ulül emre itaattir. Bugün günümüzde de bazıları siyasi tartışmalarda bu ifadeyi kullanıyordur. Arkadaşlar orada geçen ulül emir ifadesi devlet lideri değildir, dini liderdir ve dini lidere ittibadır. Ulu Emir ifadesinin devlet lideri olarak anlaşılması da karşımıza ne zaman çıkıyor? Emeviler de çıkıyor. Peki Emevilerin bu problemi bununla alakalı mı? Hayır. Arkadaşlar Emeviler kendileri demin dedik ya Mekke ve Medine'ye musallat olup Mekke ve Medine'deki sahabe kiramın kendi gündelik hayatına devam etmelerine müsaade etmemişlerdir. Dönem dönem her dönem problemin dinmesine sıkıntının dinmesine müsaade etmemişlerdir. Kerbela hadisesi olur. Kerbela hadisesinden sonra Harre vakası olur. Harre vakasından sonra yine bitmez bu sefer Hazreti Ali aleyhtarlıkları çıkar. Cuma hutbelerinde Hazreti Ali'ye lanet edilir Emeviler döneminde Şam'da. Fihristi İbni Nedim nakleder. Cuma hutbesinin hutbeye başlamadan imam ne yapar? Hazreti Ali taraftarlarına ve Hazreti Ali'ye lanet eder. Şimdi Emeviler bunu yapar, bu zulme yapar. Haccac gelir, Haccac da bütün küfe ehli savaşır. Hatta demin dediğimiz gibi Harre vakası arkadaşlar tarihte onu mutlaka okuyun ayrıntılı. Harre vakası demin dediğimiz gibi e, Mekke ve Medine'deki sahabe ve tabiunun büyükleri Emeviler'e tabi olmayınca Şam'dan Medine'lerin beyatını almak için zorunlu asker ve donanma gönderilir, asker gönderilir. Asker gönderilince Medineliler tabi ne yapar arkadaşlar? Yine biat etmez. Biat etmeyince arkadaşlar 3 günlük ordunun komutanı İbaha emir verir. Yani Medine'de bulduğunuz mal sizindir. Medine'de bulduğunuz ev sizindir. Medine'de bulduğunuz hanım annelerimiz sizindir ve tabiün annelerimiz sizindir diye orada buldukları erkekleri katledip buldukları kadınlara da zorla tecavüz ederler Emevi orduları. Harre vakasıdır. Aslında Kerbela kadar önümüze çıkmaz ama belki Kerbela'dan arkadaşlar çok daha feci bir şeydir. Kerbela burada da onu da dipnot olarak söyleyeyim. Kerbelayı gündemimize bilmemize rağmen Harre'yi bilmememiz de şunu gösteriyor. Kerbelayı niye biliyoruz? Alevilerden dolayıdır arkadaşlar. Aleviler onu soğutmuyorlardır. Bakın eğer emin olun Alevilerle alakalı bir bağımız olmasaydı veya onlar onu böyle şey yapmasalardı emin olun Kerbela hadisini de biz unuturduk. Harre vakası Kerbela evet Efendimizin torunu olması cihetiyle ağırdır ama Kerbela hadisesi Harre vakasında arkadaşlar onlarca yüzlerce sahabe şehit edilmiştir. Onlarca sahabe annemizin ırzına tecavüz edilmiştir. Hatta Harre vakasıyla alakalı Harre çocukların fıkhi durumu ne olacak diye aylarca tartışılmıştır. Tabi sonra bunu emreden komutan Mekke'den Medine, Medine'den Mekke'ye geçiyorken feci bir şekilde geberir ayrı bir mevzu. Sonra yine durum ilginçtir. Ordunun başında da bu sefer haccaç geçer. Ama hasıl arkadaşlar Emeviler Müslümanların içerisine öyle bir fitne sokar ki bu fitne hiçbir türlü rahat veya konforlu bir şekilde, korkudan emin bir şekilde bugünkü Suriye'yi düşünün. Konforlu bir şekilde ilim yapmaya geldi Arkadaşlar, ilim hakikaten para gibidir. Para güveni bulduğu yere kaçar. Nerede para var, güven var? Mesela şu an bir Suriye'de para dönüyor mu? Suriye'ye yatıran bir adam, yatırım yapan bir adam görüyor musunuz? Ama herkes niye Amerika'ya yatırım yapıyor? Çünkü finansın merkezi o belada. Şimdi onun için aynı şekilde ilim de arkadaşlar güvenin olduğu yere kaçar. Hatta İmam Gazali için denir. İmam Gazali hayatında sıklıkla gizlenir. Gizlenmesinin sebebi başındaki Alevilerdir. Ve Hasan Sabbah'ın adamlarıdır. Onun için ilim güvenli olan yerde yapılır. Güvenli olmadığı yerde ilim olmaz. Mısır, Abbasilerin sonuna doğru ilmin merkezi olur. Çünkü orada Nizam-ül Mülk bir güven tesis Tamam Aynı hadise dediğimiz gibi Mekke ve Medine'de de bu gelişim neye sebep oluyor arkadaşlar? Evet tabiün neslinden diyelim Medine'de Said bir Müseyyepler, Süleyman bin yasarlar e, hatta Said bin Müseyyep arkadaşlar Emeviler döneminde hapsatılıyor ve kırbaçlanıyordur. Çünkü onlara teslim olmuyordur. Aynı şekilde e, şey olarak Ebonifazletleri gençlik döneminde yine Emevilerin saltanatını tuturduğu dönem o da karşı çıkıyordur. Bu şekilde arkadaşlar İbrahim Ennekayi Nerede bizim şey küfe şeyi? Ee, İbrahim Ennekay arkadaşlar yine Emevilerle hep savaşıyordur. Burada fakih sahabelerin, fakih tabinlerin birçoğunun Emevilerle savaşta ömrü geçiyordu. Şimdi burada bizim anlatmaya çalıştığımız mesele esasen şu arkadaşlar. Ya daha önceden İslam ümmetinin hiçbir şekilde düşünmediği, hiçbir şekilde tartışmadığı konular artık ümmetin ana konusu olmuştur. Burada Rafiziler hadis uyduruyorlar. Hazreti Ali şöyle üstünde, böyle üstünde, Ebu Bekir'den üstünde, Ömer'den üstünde, şundan üstünde işleri güçleri hadis uydurmak. Hariciler aynı şekilde şu kafir, bu kafir, Ahmet kafir, Mehmet kafir, sahabe kafir, tabin kafir, Allah muhafaza. Bunların işi gücü tekfir etmek. Emeviler ne yapıyor arkadaşlar? Kendilerine beyat etmeyen herkesi ne yapıyorlar? Zulmediyorlar. Şimdi arkadaşlar bu aslında bizim dünkü dersimizle de alakalı. Dün hatırlarsanız ben size bir harita çizmiştim. O haritada neydi? O haritada Cezilatül Arap olarak diyelim şurayı şöyle şuradan alalım Mısır Cezilatül Arap. Şöyle bura Mısır olsun. Bura Mekke, Medine. Şura Basra, Küfe. Burayı alacak olsak arkadaşlar Basra, Küfe, Kerbela, Bağdat. Şöyle yazalım. Bağdat. Ve şurada da Şam. Emevi'nin merkezi. Şimdi arkadaşlar burada problem olarak problemin dinmemesinin diğer sebebi de ne? Bütün problem burada. Sıkıntı hep burada Hazreti Ali'den sonra. Çünkü Hazreti Ali KÜFE'ye geldiği zaman da hilafetin merkezini buraya aldı. Hilafetin merkezini buraya alınca Şam'da Şamlarla savaşa girdiği zaman da bu sefer ne oldu? E, hakem olayı şey hakem olayı patlak verdi. Hakem olayı patlak verince o dönemde daha Bağdat kurulmamış içti, idi. KÜFE'nin yakınlarında hem hariciler hem KÜFE içinde hem Rafiziler hem de burada ne vardı? Devlet vardı. Şimdi arkadaşlar işte buranın bu şekilde karmaşık yani bela ve musibetin merkezi olan bir coğrafya olduğundan dolayı dedik ya akan kan durmuyor. Fitne durmuyor. Birinin ak dediğine öbürü kara diyor. Böyle bir dönemde olduğundan dolayı arkadaşlar buradakiler Medine'dekiler her dönem bunları küçümser. Derler ki sen siz küf eden misiniz? Ha şu hadis uyduran, tartışmaları, kavgaları bitmeyen, cidelci tartışmalı. Ha sen küf eden misin? Bunu derler. Onun için Medinelilerin ve özellikle İmam Malik'in Muvatta'da ve sair eserlerde biz Medineliyiz, Medine amelimiz var şeklindeki diğer bölgelere, diğer tabiinlere ki arkadaşlar kavramı budur, bu mesajdır. Ya kardeşim siz tartışmanın problemin, sıkıntının bitmediği bir yerdesiniz. E şimdi sen Ebu Hanife olarak bana bir hadis-i şerif söyledin. E senin bulunmuş olduğu Küfe'de herkes uydurma hadis rivayet ediyor. E senin rivayet etmiş olduğun hadis büyük olasılık uydurmadır ama ben Medine'deyim diyor İmam Malik. Ben Medine'deyim. Sen neredesin? Burayı bunun için anlattım. Sen Küfe'desin kardeşim. Sen benim ulaştığım malzemeye asla ulaşamazsın diyorlar Ebu Hanif Hazretlerine. Zaten arkadaşlar Ebu Nüfazetlerin vefatından sonra bütün mezheplerin Ebu Hanife'yi tenkit etmesinin en büyük sebebi budur. Ya bu adam buradan çıkıp Bura böyle karışık bir coğrafya. Irak, Bağdat, Şam, Küfe. Bura böyle karışık bir. Buradan böyle bir adam çıkıyor ve bu adam İmam Malik, İmam Şafi'ye Er Risale'yi yazmayı talep eden Abdurrahman Kasım şunu diyor. Ya Ehli Rey diye bir güruh çıktı. Adamlara cevap veremiyoruz diyor. Bize cevap verecek bir şeyler topla diyor. İmam, Ma İmam Şafi onun için Risale'yi kaleme alıyor. Şimdi arkadaşlar düşünün. İmam Malik döneminde dönem İmam Malik 170'lerde vefat ediyor. Orada ilmin olmamasıyla, ilmin bilgisizliğiyle, yetersizliğiyle, hadisin zayıflığıyla, veya bilgisizlik ve cahillikle itham edilen bu bölge Ebu Hanife sahneye çıktıktan sonra ne oluyor? 50 yıl sonra Abdurrahman bin Kasım diyor ki bu adamlar biz cevap veremiyoruz. Bunlara cevap verecek bir şey sistem kur bize ve İmam Şaf usulü fıkı kuruyor. Sırf bize cevap verebilmek için. Şimdi arkadaşlar diğer mezheplerin, diğer fakihlerin, diğer ehl Ebu Hanife'yi tenkidini bir de böyle düşünelim böyle bir karmaşık coğrafya, böyle bir sıkıntılı coğrafya bu coğrafya Ebu Hanife geliyor ve Ebu Hanife'nin geldiği zaman diğerlerine öyle bir yaklaşım, diğer öyle bir sistematik bir yaklaşım yapıyor ki kendinden kat ve kat önde olan, sistematik olan, gelişmiş olan, bilgi birikimi çok olan Medine'yi ne yapıyor? Fark atıyordur. Onun için İmam Şafi ne der? Medine'nin hadisi çoktur ama kıyası ve rey'i her zaman daha güzel yapan kimdir der? Ehli rey'dir der. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Kıyas ve rey demiş olduğumuz Ebu Hanife'nin sistematik mezhep anlayışıdır. Evet onların elinde hadis malzemesi çok olabilir. Medine'de bulunmalarından dolayı çok bulunabilir ama sistematik olan kimdir? Ebu Hanife'dir. Çünkü Ebu Hanife daha onlar kurulmazdan evvel bu coğrafyaya devletin mezhebini getirmiştir. Abbasiler Bağdat'ta ne oluyordur? Ee, Hanefi mezhebine göre hüküm veriyorlardır. Bağdat'ı başşehir yaptıkları zamanda. Şimdi ilk şeyimiz arkadaşlar o zaman dersi toparlayacak olursak Ebu Hanife ile ve Ebu Hanife'nin diğer İmam Malik'in de tabi hakkını yemeyelim. Hanefi olduğumuz için biraz Ebu Hanife'yi öne alıyoruz ama gerçekten de İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin çıkmış olduğu coğrafya biraz daha kozmopolit, biraz daha karışık, biraz daha sıkıntılı bir coğrafya. Burada evvela Ebu Hanife fazla ilmine, bilgisine, birikimine şey yapmamalarının sebebi bir arkadaşlar. Küfe, Bağdat, Basra, Şam karışık bir yer. Ebu Hanife böyle bir yerden çıkıyordu. Hatta hatırlarsanız ben size dersi anlatırım. Evzai Şam'da ee, İmam Muhammed'in Siyer-i Sakir'i görünce ne diyordu? Açıyor sayfayı karıştırıyor karıştırıyor. Bakıyor hadis rivayetleri var ilginç. Hadisler var onlar bunlar var. E bu, bu, kim diyor? Diyorlar ki ya bunu küfeden İmam Muhammed yazdı. Ebu Hanife'nin. Ma ehli Irak ve tasnif diyor. Allah Allah ya diyor. Iraklı olacak, küfeli olacak ve de bir de tasnif işlerine girecek. Hadis rivayet edebilecek bu kadar. Yine Ebu Hanife'nin şey Ebzai'nin dersine giden Ebu Hanife'nin talebesi Abdullah İbni Mübarek. Ebzai'nin yanına gider hadis rivayet için. Sen nereden geldin? Küfeden. Ha şu hadis bilmeyen Ebu Hanife'nin yanından mı deyince Abdullah İbni Mübarek bir şey demez. Sonra üç gün sonra Ebu Hanife'nin rivayet etmiş oldukları hadisleri derledi eseri getiriyor. Hadis eseri çok beğeniyor. Kitabı sağa soluna bakınca ya bu kitap kimin bunu kim derle deyince o üç gün önce eleştirdiğin Ebu Hanife var ya onun rivayetleridir de. Şimdi, şimdi biz sadece evzayı da görmüyoruz bunu. Diğer birçok yerde arkadaşlar ya bu kargaşanın merkezinde küfede bu ilim nasıl olur ilginçliği var. Bu bir arkadaşlar. Bu siyasi karmaşalardan, bu problemli karmaşalardan dolayı Kufe her dönem Medineliler tarafından ne olarak görülür? Ehlirey değil de yetersiz olarak görülür. Yani ya bunlar bunu yapamazlar. Bunlar bu kadar ilmi bir çalışma, ilmi bir faaliyet içerisine giremezler. Bunu hatta biz nereden anlıyoruz? İmam Malik ile Ebu Hanife Hazretleri karşılaştığı zaman İmam Malik Ebu Hanife Hazretleri'ne ne diyor? Nereden geldin? Küfe'den diyor. Küfe ile Ebu Ha şu diyor kargaşanın kavganın bitmediği Küfe mi diyor Ebu Hanife Hazretleri'ne? Yani şu, şu anki hani sınıfsal olarak belli bir kesimi belli bir bölgeyi şey yapmak gibi. O dönemde ilmi olarak ne var? İlmi olarak bir ee, güruh Medine'ye taksis edilmiş. Medineliler kibir demeyelim biraz kendilerinin dışındakilere ne yapıyorlar? İster istemez menfi yaklaşıyorlar. Bu birinci etkenimiz. Siyasi faktörler burada bitmiyor. İki, siyasi faktör olarak arkadaşlar diğer etkilenen sebep neydi? Biz ne dedik demin? Yazımız gitti. Emeviler döneminde arkadaşlar Emeviler Rafizilerle uğraştılar. Haricilerle uğraştılar. Kelami birçok tartışmayla uğraştılar çünkü mutezili arkadaşlar 90'larda kuruluyor. Şimdi bunlarla uğraşınca ama Emevilerin aslında topuna sıkan en büyük hata neydi? Sahabe-i Kiram'ın büyükleriyle Tabi'nin büyüklerine hürmetsizlik gösterdiler. Hatta biliyorsunuz Haccac Mekke'ye muhasarayı alıyor. Mekke'yi muhasarayı aldığı zaman da e, yemek giriş çıkmasına, gıda giriş çıkışına izin vermiyor. Oradaki sahabe efendilerimize ve tabi'in efendilerimize ölü köpek leşleri atıyor. Haccaç. Ee, hatta ilk Kabe'nin yıkıldığı dönem o denilir. Bazı atılanlar taşlar da Beytullah'ın kendisine isabet ediyordu. Şimdi Emeviler bu şekilde arkadaşlar baltayı taşa vuruyorlar son dönemlerde tabiri caizse. Şimdi emevileri bu hatalarından dolayı Abbasiler arkadaşlar ilk piyasaya çıkış sebepleri zaten iddialarını Abbasilerin. Şunu yazalım. Abbasiler ne diyorlardı arkadaşlar? Buraya Aleviler yani Hazreti Ali'nin neslini biz başa getireceğiz diyorlar. Devleti Kur'an'a kadar tabi. Sonra köprüyü geçtikten sonra ne diyorlar? Abbasiler baş olacak diyorlar. Şimdi bu yaklaşımlarından dolayı da arkadaşlar Abbasilerde 500 yıllık siyasi tarihleri boyunca neyle uğraşıyorlar? Onların belası da bu sefer yine Rafizilerdir. Onların belası, musibeti hep İmamiyesi, Fatimiyesi, İsmailiyesi hep neyle arkadaşlar? Rafizilerle uğraşıyorlar. Şimdi Rafizilerle uğraştıklarından dolayı Abbasiler... Ee, çünkü Rafiziler ne demek? Alevilere yakın olan sahabeyi tabiini de şey yapmak demek. Ve ehli sünnet olan Hz. Ali'nin nesline karşıki tutumlarını beğenmediklerinden dolayı ehli ilimi de karşılarına alıyorlar. Bu hususta bu açığı da kapatmak için arkadaşlar Abbasiler sıklıkla devlet kadrolarına kimi alıyorlar? Mevalileri. Yani aslen Arap olmayıp daha sonra Arap olmuş, veya aslen köle olup daha sonra azat edilmiş olan kişileri devlet kadrolarına veya belli bir kadrolara alıyorlar. Hatta Türklerin İslamiyet'i de nasıl anlatılır? Abbasilerden yine arkadaşlar halifelerden bir tanesiydi Mansur olabilir. Abbasilerden halife ne yapıyordur? Türklerin savaşma şeyini beğendiğinden dolayı e, Türkleri orduda komuta kademesine getiriyor ama Türkler onda ne yapıyor? Deviriyorlardır. Ee, Türklerin İslamiyete girmesi de yine bu Abbasilerin mevali demiş olduğumuz acemlerin kadroya ile alakalıdır. Peki fıkıh da bizi mevali ne ilgilendiriyor? Burası önemli. Şimdi arkadaşlar, mevali fıkıh literatüründe, fıkıh dilinde nedir? Biliyorsunuz, feraizde Mevlel müvalat ve Mevlel itaka diye iki kısım vardır. Mevlel müvalat nedir? Adamın herhangi bir nesebi herhangi bir bağı e, bağ olmaması durumunda karşısındaki herhangi biriyle başıma bir şey gelecek olursa nedir bir kazadır bir diyet ödemem gerekir benim yerimi ödersin ve malım da ölecek olursam senindir demesidir. Mevlen itaka ise nedir? Kölesini azat eder. Azat etmiş olduğu köleyi azat etmesinden dolayı kendi nesebini almış olur o kölenin akrabası, çoluğu çocuğu yoksa mal kime kalır? Efendisine kalır. Hatta bu mevali durumları ilerleyince Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer Şam'a mektup yollaması lazım. Azat ettikleriniz Müslüman kardeşlerinizi kendi nesebinize katın der. Bu neyimizi ilgilendiriyordur arkadaşlar bizim? Bizi ilgilendiren tarafı şu. Arkadaşlar Abbasilerin bu döneminde artık hepten yoğun bir şekilde karşımıza ne çıkıyordur? Mevali fıkı çıkıyordur. Zaten mevaliler belli bir faktörde, belli bir oranda ciddi bir şekilde tesirliler. Abbasiler döneminden sonra özellikle Emevi'nin yani hükümetin merkezinin ehl sünnet olan Hicaz bölgesiyle asıl Araplarla problemi olunca mevaliler otomatikman ne oluyordur? Öne çıkıyordur. Evzayı mevalidir. Osman elbette mevalidir. Katade mevalidir. Hasan-ı Basri mevalidir. Alkama, Mesru, Kadışura, Esvet Yedi hepsi mevalidir. İbrahim Ennekai mevalidir. Medine dışında arkadaşlar ve Mekke dışında bütün tabiün alimlerine mevalidir. Bu da bize neyi gerektirir, neyi sebep olur arkadaşlar? Yine Medine, çünkü ilk kurulan mezhep Medine olduğu için arkadaşlar problemimiz hep o ve Şafii'nin de kaynağı Medine olduğu için, Mekke Medine olduğu için o. Ve bu sefer arkadaşlar Mekke ile Medine'dekiler bu sefer yine karşılarına derler ki kardeşim ben Arap'ım ya. Yani benim Arap lisanımı sen benden iyi bilemezsin. Sen nesin? Suriyelisin. İşte Fars'sın. Ee, veya Yemen'den gelmişsin veya Maghrib'den gelmişsin. Benim dilimi bu kadar iyi bilemezsin. Onun için İmam Şafii'nin Risale'de üstüne sıklıkla durduğu husus nedir? Kendinin kuraşi olması, Arap lügatını bilmesi ve onun için usul fıkhını temel kurduğu şey nedir? Lafızdır arkadaşlar. İmam Şafi lafız teorisi üzerinden gidiyor. Yok. Hasmış, ammış, cemi müevvelmiş, müşterekmiş, beyanmış, taksismiş, oymuş, buymuş. Lafız üzerinden gidiyordur. Çünkü niye? Ben Arap'ım hadislerden, lafızlardan hüküm nasıl çıkarılır? Ben onu senden daha iyi bilirim. Siz de kimsiniz? Mevalisiniz. Ya bir, geçmişinizde köle azadı var yani ilminiz noksan. Ya da iki, nedir arkadaşlar? Lisanı bizim kadar iyi bilemezsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu toparlayacak olsak bu dersimizin bizim sebebimiz, yapmamızın sebebi şu. Özellikle ilmin merkezi olan Medine ve Medine'nin son nesilleri Küfe gibi, Basra gibi, Bağdat, Şam gibi diğer yerleri belli bir tabiri caizse tahkire girdiğini görüyoruz. Özellikle bunu bir de İmam Malik'in Leş bin Saat'la yazışmış oldu. İmam Malik Medine'de, Leş bin Saat ee, Mısır'da. İmam Malik Talebe arkadaşı olan leş bin saatle yazıştığı zaman hep şu kurgü üzerine, ben Medine'deyim. Yani ben Medine'deyim, benimki seninkinden biraz daha önde. Yani tabiri caizse benim Medine'deki bilgim, birikim senin Mısır'dakine döver demek istiyor. Anlatabildim mi? Medine'de çünkü ilimin kaynağı var diyor İmam Malik. Bundan dolayı burası ilmin menbaı tutup sen Mısır'da, bir tane iki tane sahabeyle duyduğunla bunu kıyaslama. İmam Malik'in vurgusu bu. Onun için karşımız arkadaşlar ilk asırda ne çıkıyor? Medine ve Mekke'dekilerin ilmi olarak Kufe, Basra, Şam, Mısır'ı biraz küçümsedikleri çıkıyor. Ebu Hanife'ye bir de böyle bir dönemde çıktığını düşünün. Böyle bir dönemde Ebu Hanife çıkıyor. Çıktıktan sonra 50 yıl sonra Abdurrahman bin Kasım, Malik'in en meşhur talebesi Diyor ki hatta Malik'i rivayet eden adam diyor ki cevap veremiyoruz adamlara diyor. Biz bu adamlara cevap veremiyoruz. Bize bunlarla tanımlar hususunda, muhkem hususunda, nasik mensuh hususunda belli bir bize bir şey yaz. Biz bu adamlar tartışabilelim diyor. İmam Şafii'nin de arkadaşlar elinde en önemli malzemesi işte nedir? Siz mevalisiniz biz Arabız. Malzemelerinden en çok biri budur. Onun için arkadaşlar İmam Şafi daha önceden kullanılmayan hadisle birlikte daha önceden amelle inşa, İmam Şafi dersinde inşallah anlatacak Daha önce hadis rivayetiyle fıkıh yapılırken artık İmam Şafi neyle fıkıh yapmaya çalışıyor? Lafız rivayetiyle. Lafız rivayetini hadisi baz alarak artık bununla hareket etmeye çalışıyor. Şimdi ana meselemiz bizim neydi? İmamlarımız dönemi öncesi Ehli ilmin durumu siyasi ve politik gelişmeler demiştik. Çünkü bunların hepsi arkadaşlar ne yapıyordur? Durumları etkiliyordur. En basit mesela siyasi gelişmeler. İmam Evzayı arkadaşlar e Emeviler'e çok yakındır. Onun için İmam Evzayı bugün modernistler Emeviler için hadis uyduran adam diye tanıtırlar. Halbuki böyle bir şey yoktur. İmam Evzayı nedir? Ehli ile ehli hadis arasında kendisi olan ve hak olan bir nedir? Müçtehit imamdır. Eğer böyle bir şey olacak olsaydı İmam Şafi fıkıh hadisine en çok benzeyen adam diye İmam evzayı ne yapmazdı? Övmezdi. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman dersimizin ilk şeyine bir. O dönemde müçtehit imamlarımızdan önceki ee, çalışmalarda veya ilmi faaliyetlerde Medine merkezli olan bölümler, Küfe'yi ne yapıyordu? Bir belli bir tahkir, belli bir küçümseme durumu vardı. Küfe ilmin değil kargaşanın, kavganın merkezi olarak biliniyordu. Böyle bir yerden gelen bir rivayeti de arkadaşlar direkt hiç araştırmaksızın Medineliler ne yaparlardı? Reddederlerdi. Beddeder. Halbuki bir dur, bir bak. Şimdi bunu Malik'le Medine'de reddederler de ama arkadaşlar daha sonra ehli hadisin kurucusu olan İmam Şafi, İmam Muhammed'den ders aldıktan sonra o tabuyu da yıkıyordur. İmam Şafi çünkü şunu görüyor. Bu adamlarda hadis bilgisi var. Yani Hanefi mezhebi Medine'de anlatıldığı gibi boş değil. İmam Şafi bunu çok iyi görüyor. Peki nasıl mücadele edeceğim? İşte hadis merkezi mücadeleye başlıyor. Şimdi bir arkadaşlar hasılı meselemizi özetleyecek olursak Medine'dekiler o dönemde Medine'deki ilmin merkezi Küfe'deki veya sahil yerdeki ilmin bu şekilde bu seviyeye ulaşabileceğine kanaat getirmiyordur. Hatta şunu da söyleyelim. Efendimizin torunlarından bir tanesi Ebu, Hürer, Ebu Hanife Hazretlerini görür. Ebu Hanife Hazretlerini görür. He? Zeynel Abidin mi bilmiyor. Yok değil. Ebu Hanif Hazretlerini görür. Ebu Hanif Hazretlerine der ki, sen benim dedemin dinini değiştiriyormuşsun der. Akıl ile dedemin dinini değiştiriyormuşsun der. Ebu Hanif Hazretleri de der ki ona, eğer ben akıl ile dedenin dinini değiştirseydim bir, Mes üzerine nereye mes verdirtirdim? Hazreti sözü gibi. Ayağın altına verdirtirdim. İki, eğer ben dedenin dinini değiştirseydim bayanlar özel durumlarındayken namazlarını da kaza ettirtirdim. Oruçlarını kaza ettirtmezdim. Çünkü nadirdir o. Öbürü tahkar zaman vaki olacaktır. De. Şimdi arkadaşlar Ebu Hanife Hazretleri'nin Efendimiz'in torununa ki neyi? Efendimiz'in torunun yaklaşımı. Çünkü arkadaşlar o dönemde ya Kufe'de bir adam çıkmış. O yoklukta o bilgisiz yani şöyle düşünün. Şu an Amerika'da bir müçtehit çıksa. Ne dersiniz? Ya orada nasıl çıkacak mübarek yani hadi İslam coğrafyasında anlarız ama orada nasıl çıkacak? Şimdi bakış açıları resmen bu. Ebu Hanif Hazretleri böyle bir tabuyu yıkıyor birinci olarak. Tamam. İkinci olarak dediğimiz gibi arkadaşlar bu siyasi gelişmelerden etkilenen diğer bir gerekçe de mevali fıkıdır. Mevali fıkıh da arkadaşlar özellikle tabiun neslinde hem Hanefi mezhebinde hem sair mezheplerde artık ilmin neyi oluyordur? Kaçınılmaz oluyordur. Artık e, ilmi faaliyetlerde bulunan kişiler daha çok Arap veya işte Arap neslinden gelenler değil de işte Arabistan'ın dışında Mekke ve Medine dışında Yemen'den, Magrib'den, Şam'dan, Irak'tan Küfe'den gelen kişiler olacaktır. Tabi bunu da özellikle dediğimiz gibi literatürde bizi ilgilendiren taraf nedir? Bunu da Mekke ve Medine'de bulunanlar veya işte asıl aslı Arap olanlar karşı tarafa da karşı ne yapacaktır? Kullanacaktır. Şimdi arkadaşlar bu demiş olduğumuz mesele ne ile alakalıydı? İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin gelmiş olduğu dönemde Ebu Hanife Hazretleri'nin böyle bir sıkıntılı dönemde ne deva olduğunu idrak edebilmemiz için de. Bakın, Ebu Hanife Hazretleri'nden önce İbrahim Ennekai gibi çok ciddi bir adam gelmiştir. Ama İbrahim Ennekai Ebu Hanife Hazretleri'nin yaptığı kadar deva olamamıştır. Sair yerlerde yine aynı şekilde Osman Elbette, İmam Evzai bunlar gelmiştir. Ama bunların hiçbiri arkadaşlar bir Ebu Hanife kadar tutarlı olamamıştır. Tam tutarlı olamadığını nereden anlıyoruz? çok yaşamamışlardır. Hiçbiri çok yaşamamışlardır. Mezhebin yaşaması neyle alakalı olmuş oluyor arkadaşlar? Mezhebin kurucusunun sistematiğiyle alakalı olmuş oluyordur. Şimdi bu bir dersimizin ilk bölümü. O dönemdeki siyasi konjektör, siyasi şeyle alakalı durum. Bunu niçin istiyoruz arkadaşlar? Ehli hadis ile ehli rey arasında bir dersimiz zaten bu olmuş olacak. Ehli rey ile ehli hadis arasında kadim kaynaklarımızın bazısında Küfede hadis yoktu. Küfede veya sahil şehirlerde hadis yoktu. Onun için Ebu Hanife hadis bilmezdi. Bilmediğinden dolayı sıklıkla rey'e girdi. İddialarını çürütebilmek için yapıyoruz. Aslında Küfede hadis vardı. Ancak Medineliler bunun farkında değildi. Bizim iddiamız budur. Zahid Kevseri Hazretleri'nin iddiası da budur. Ancak muası modern ulemaya baktığımız zaman mesela Halef okudun muydu sen? Hallaf'a baktığımız zaman da Hallaf'ın veya Türkiye'deki modernistlerin kurgusu nasıldır arkadaşlar? Ebu Hanife Hazretleri daha çok meselelere rey ile fetva, akılla fetva verdiğinden dolayı biz ona ashab rey dedik veya ehli rey dedik demiştir. Halbuki ehli rey denilmesinin sebebi bu değildir arkadaşlar. Klasik dönemlerde Kufe'yi, Ebu Hanife'yi veya Hanifi mezhebini hadis bilmeme ile ithamın ka temel kaynağı budur. Medineliler Küfe'de böyle bir ilim olabileceğini anlamıyorlar, idrak etmiyorlar. Veya Küfe'nin dışındaki yerlerde, Acemlerde, Mevalilerde bu şekilde bir ilim olduğunu anlamıyorlardır. Onun için bir, ehli rey ile ehli hadis ayrımını veya bunların farklılığını yapıyorken direkt Küfe'de hadis yoktu, Küfet hadis olmadığından dolayı sıklıkla rey'e başvurduğu Ebu Hanife tanımı tamamen bugün modernist Abdulların anlayışıdır. Başka bir şey değildir. Bu yanlışı sileceğiz. İki, küfedeki hadis bilgisi veya küffedeki bu ilmi çalışmalarla alakalı arkadaşlar Medine'de veya sair beldelerde Evzai'den dediğimiz gibi Evzai'den naklettiğimiz gibi sair bölgelerde bu ilmi çalışmalara dair bilgi birikim yoktu. Onlar Küfenin ne şekilde geliştiğini tam bir şekilde takip edememişlerdir. İlk dönemlerdeki tenkitlerin temel sebebi budur. Tabi bazı bir de siyasi etkenlerle beraber. Şimdi Ehli hadis ile Ehl-i Rey arasındaki ayrımla alakalı olan bu, bu konuyu kapatmış olalım. Yani... İlk dönemde Hazreti Ebu, Ebu Hanife Hazretleri'nin gelmiş olduğu dönemde böyle bir siyasi bir farklılık, böyle bir siyasi sıkıntılar vardı. Medineliler hasılı küfürleri küçümserlerdi. Küfürler de arkadaşlar onların beklemediği bir reaksiyon gösterdi. Dersimizin özeti bu ve bu mesele ehl-i hadis ehl Peki arkadaşlar. Modern dönemde Ebu Hanife'nin ehli rey olmasıyla alakalı irtibatlandıran faaliyetlerde veya söylemleriyle alakalı bu faaliyetleri biz Ebu Hanife döneminde Ebu Hanife'den başka herhangi bir yerde görmekte miyiz? Bununla alakalı bir bir de konudan bahsedeceğiz. Şimdi bununla alakalı yani imamlarımızın yapmış olduğu biz faaliyetleri geçen dersimize ne demiştik? Müctehit imamlarımız aslında kendilerinin bulunmuş olduğu bölgelerde hocalarının, ve hocalarının hocalarının hocası olan sahabe efendilerimizin uygulamalarını birebir ne yaparlardı? Tatbik ederlerdi. Şimdi bu iddiayı biz gerek İmam Malik'te gerek e, Hanefi mezhebinde şeyde e, Ebu Hanife Hazretleri'nde gerek Şafi'de birebir ne yapıyoruz? Aynı şekilde görmekteyiz. Peki Ebu Hanife Hazretlerine ehl reyin sırf ona izafe edilip başkasına izafe edilmemesiyle alakalı durumumuz ne olacaktır? Yani biz bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani klasik kaynaklarımız da olsa bugün modern dönem de olsa arkadaşlar. Ehli reylik ta Ebonifa Kayadar e kadar duruyordur. Ebonife başlatıyordur ehli reyli. Gerçekten böyle midir? Şimdi dünkü dersimizle beraber, dünkü dersimizle bağlantılı olarak arkadaşlar şundan bahsedelim. Örneğin Burası neydi arkadaşlar? Medine. Arkadaşlar Medine'de İmam Malik'in ilim yaparken, fıkıh yaparken öncülediği iki şey var. Bir, hadis. iki ameli ehli Medine. Şimdi arkadaşlar ameli ehli Medine şudur İmam Malik iddiasında. İmam Malik der ki Medine çarşısında, Medine sokağında, Medine vatandaşlarının bir uygulaması hiçbir zaman sünnetten azade olamaz. Sünnete mukalif olamaz. Çünkü orada en basit Hazreti Ömer geçmiştir der. Tamam. Yani kanun koyucu, hüküm koyucu orada kimdir? Tabii ki Allah Teala olmakla beraber Allah'ın hükmünü koyan kimdir? Hazreti Ömer'dir der. Bundan dolayı Medine'de sokakta şu bakkalda bile yapılan akit İslam hukukuna uygundur der. Bundan dolayı ilmini yaparken arkadaşlar ilminin temel şeylerine de bir hadis iki ameli ehli Medine. İmam Malik'te bunu görüyoruz. Bunun aynını kimde görüyoruz? Geçen de demiştik. Said bin Müsehep. İmam Şafi'de böyle bir şey yok. Adamın derdi zaten onunla mücadelede geçiyor. Tamam. Adamın bütün olayı ameli ehli Medine ve ameli küfeli uğraşmak. Şimdi arkadaşlar Said bin Müseyyeb de arkadaşlar ne yapıyordur? Aynı şekilde. Said bin Müseyyeb, Said bin Müseyyeb yapan arkadaşlar ameli ehli Medine'ye ki hassasiyetidir. Bundan dolayı dün derste demiştim size. İbn Ömer radıyallahu anh Said bin Müseyyeb ne diyor diyor? Bir hususta tartışınca da İbn Ömer ise Said bin Müseyyeb'e gidin. Zira o selefin görüşlerini en iyi bilendir. Yani Medine amelini en iyi bilen adamdır der. Övgüsü her zaman Said bin Müseyyeb'in nedir arkadaşlar? Budur. Yine Zühri kendi hocasını yani Said bin Müseyyib överken e arkadaşlar övdüğü husus şudur. Bakın bu dönemden sonra Ahmet bin Hanbel gelecek. İmam Şafi hoca hadisi en iyi bilendir diyor ver. İmam Şafi evzayı över. Hadisi fıkı en iyi. Bakın övgü neyle? Hadis bilgisiyle. Ama Said bin Müseyyib neyle övülüyor hep? Medine amelini en iyi bilendir. Salihlerin amelini en iyi bilendir. Ve Said bin Müseyyib'in biz bu uygulamasını ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada İmam Malik'te birebir görüyoruz. Şimdi o zaman İmam Malik nasıl bir kültürün mirasçısı? Said bir Müseyyib'in mirasçısı. Parazi. Şimdi gelelim bir İbrahim en Buraya Burayı arkadaşlar Nakai. Arkadaşlar İbrahim en Nakai. Kevser'inin anlatımına göre Ebu Hanife'nin fıkhının %70'idir. Der ki Ebu Hanife'nin hiçbir içtihadı yok ki nekaiden bir rivayet olmasın. Şimdi bir adam anlatacağım size. Biraz daha usul bilgimiz iyi olsaydı daha iyi olurdu. Sahabe arasında tercih yapar. Tercih ettiği sahabeler Hazreti Ömer, İbni Mesud ve Hazreti Ali'dir. Ve bunlar arasında da en çok İbni Mesud radıyallahu anh önceler. Bir, İki, kendisine hadis rivayeti sorulduğu zaman da der ki, hadise bakarım. Eğer hadis alınacak ise alırım, alınmayacak ise almam. Bunu diyen arkadaşlar tarihte iki tane adam olur. Biri Ebu Hanife'dir, öbürü İbrahim Ennahai'dir. Şimdi problem şuradadır. Bunun aynını Ebu Hanife dediği zaman Hicri 270'te vefat eden Musannef İbni Ebi Şeybe Ebu Hanife'ye hadis münkiri, hadis bilmeyen zat diye tenkit eder. Aynı Musannef İbni Ebi Şeybe, İbni Şeybe, eserini İbrahim Ennekay'ın rivayetleri de doldurur. Ne yapacağız şimdi? Bakın, ilmi gelenekte o dönemde Ebu Hanife Hazretleri hocalarından kendisine miras olarak geleni almasına rağmen Nekai'nin dediklerini diyorum ya arkadaşlar. Nekai'nin birkaç tane rivayet var. Okurum isterseniz size. Şöyle şöyle boşluk bu sözü kim demiştir? Boşluk koyun. Şu şu şusu şu demiştir. Onunu da özellikle Ebu Hanife ehli rey yapan sözler. Onunu da boşluk bırakın. Hepsi Nekai'dir. Oraya Ebu Hanife'yi de kopyalayabilirsiniz. Bunu diyen nekai iken nekai Şabi gibi İmam Şafi'nin ve Ahmet bin Hanbel'in hadis rivayet öğrendiği, rivayet aldığı ve ravi zincirinde aldığı ehli hadisin temsilcilerinden bir adamın arkadaşı oluyor. Ama İbrahim en nekaiye kimse şunu demiyor. Ya sen hadis bilmiyorsun. Sen niye hadisle amel etmiyorsun? Sen niye hadisi kabul etmiyorsun? Kimse demiyor bu adama. Acaba Mezhep kurmadığı için diyebilir miyiz? O dönemde mezhep kurma gibi bir durum söz konusu da değil ama. Şöyle söyleyelim. Mesela bu adam Ebu Hanife döneminde e bu adam hakkında bu da mezhep kurmamıştır ama bunun hakkında rey deniyordur. Yani sırf gerekçemiz mezhep kurmaması olamaz. Biraz satıyı bir anlaş, değerlendirme olur. Bakacağız. İşte meselemiz o. Veya Ebu Hanife'nin tenkit edilmesinin siyasi ve bir takım gerekçeleri var ilave olarak. Onu zaten bir dahaki derste tamamen anlatacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada anlatmaya çalıştığım şey şu. İlmi geleneği alıyorken ilmi geleneği müştehit her yönüyle alıyor. Bir Ebu Hanife Hazretleri hocasından yeri geldiği zaman hadisi tenkit etmeyi de alıyordur. Hatta bazı kere direkt hadisi bırakır. Şabi der ona niye bırakır? Ya çünkü o Kuralıma aykırıdır der İbrahim Ennekay. Şimdi Ebu Hanife böyle bir hocanın silsilesinde, böyle bir hocanın talebesi olduğundan dolayı ne yapıyordur arkadaşlar? Yine e, bu karşımıza çıkıyordur. Şimdi meselemize döndüğümüz zaman yine. Arkadaşlar ilk mezhepler hangileriydi? Önce kurulan? Hanefi. Sonra? Maliki. Şimdi arkadaşlar gerek mezhep müştehitlerimiz dönemi gerek müştehitlerimizin dönemi sonrasında ne çıkıyordur? Artık tamamen ayrışmış olan ehli rey ve ehli hadis çıkıyordur. Burada ilginç olan bir şey vardır. Ehli reyin ilk sahibi, ilk şey kim direkt bütün kurgu? Ebu Hanife. Ama Ebu Hanife'nin demin dediğimiz gibi Nekai'den farklı çok da söylediği bir husus yoktur. Tekrar diyorum arkadaşlar. İbrahim en nekai Hanefi mezhebinin temel taşıdır. İmam Ebu Yusuf'un kitabı Asar'da 500 tane hadis-i şerifin 430 küsürü Nekai tariklidir. İmam Muhammed'in kitabı Asar'ında yine 500-600 küsür hadisin nereden baksanız %70'i yine Nekai tariklidir. Yani bu mezhebin nereden baksanız temel şeyi oradan geliyor. İbrahim en nekaiden geliyor. Böyle bir adamı Musannef İbni Ebi Şeybe veya Bukhari gibileri tahan etmeyip Ebu Hanife'yi tanediyorsa ediyorsa burada başı bit yeni var. Burada başka bir problemimiz var bizim. Bu problem ne? Onun için şey yapıyoruz. Şimdi ehl Rey arkadaşlar ne? Hanefi mezhebi direkt. ehl Hadis ne? Kurucusu Şafii. Asıl sonradan şey olan kim? Ahmet bin Hanbel. Peki İmam Malik nerede? Ha? Arkadaşlar ortada gösterilir ama İmam Malik burada. Ya İmam Zühri'den rivayet gelir. Talebesi der ki e hocam bu hadisi niye kabul etmedin? Der ki amela aykırı der. İmam Şafi de çıldırır işte. Nasıl yapıyorsun bunu ya diyor. İmam Şafi'nin derdi bu. Şimdi sabit olmuş subutu katı olan bir rivayeti arkadaşlar bir rivayeti eğer kabul etmemek bizi ehlire yapıyorsa ki bugün bütün modernistlerin iddiası bu o zaman İmam Malik bizden daha da ehlireydir. Hatta bu hususta sırf buna işaret için İmam Muhammed İmam Malik'e reddi olarak yazmış olduğu El Hucca ala Ehli Medine'de arkadaşlar bütün kurgusunun özündedir bir de siz ehli hadistiniz biz ehli der. Devamlı bir de siz ehli hadistiniz de. O zaman arkadaşlar müştehit imamlarımızdan ki gelen bu e, silsile anlayışında müştehit imamlarımız kendilerinden silsilenin üzerine bir şey ilave etmediler. Kendileri silsilelerinden kendilerine ilmi gelenekte gelen neyse onu daha sistematik hale getirdiler. Bunun üzerinde bir şey de bulunmadılar. Peki Ebu Hanife'lerin onların bunların tenkit edilmesine sebebi demin dediğimiz gibi bir siyasi kargaşa veya küfirlere bakan bakış, o bakış açısı. İkinci olarak da arkadaşlar ana mesele bu meselemize dönerim. Tarihte bir şeyler oldu ki nehaiye ehli hadis diyenler Ebu Hanife'ye arkadaşlar taneder oldular. Onun için ehli ve ehli hadisliği hep reyle fetva veren diye sathi sığ bir ayrımla değil de ilmi gerçeklikle ispat etmemiz lazım. Eğer biz sırf haberi hadisi tenkit ettik diye ehli rey oluyorsak bu işin babası İmam Malik. O zaman başka bir şeyler var. Hasılı toparlayacak olsak bu dersimizde bizim şeyimiz neydi arkadaşlar? Mezheplerin kendi bulunmuş oldukları siyasi durumlar ve mezhep öncesi siyasi durumlardı. Mezhep öncesi siyasi durumlar mezheplerin birbirine bakışını da ne yapıyor dedik Tesir ediyor. Bir, Medineliler küfeli küçümsüyor. İki, Medine'deki uygulamayla küfedeki uygulama mezhep müştehitlerimiz aynı silsilede kendi silsilelerindeki mevcut olan bilgiyi işlemiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Peki niye farklı sonuç veriyor? Orada ehli hadis deniliyor. Burada ehli rey deniliyor. Tamam. Burada inşallah ehli rey ve ehli hadis ayrımını bir dahaki derste veya ondan sonraki derste inşallah yapacağız. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.